sıcak ama. Sen dışarıdan geliyorsun diye sana öyle geliyor. Ben de içeri girince anladım dışarının ne kadar soğuk olduğunu. Çok soğukmuş meğerse. Böyle nasıl? Isındın mı? Tamam yeter. Barıştık mı? Tamam. Tamam ne? Tamam barıştık. Teyzem uyudu mu? Biraz ağrısı vardı. Erken yattı. Aç mısın? Yok. Şirkette atıştırdım bir şeyler. Tamam. Ben de yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Gelsin. Peki efendim. Buyurun. Şatif İlli, hoş geldin. Habersiz geldim ama müsait miydin? Artık geldim. Müsait olmasam ne olur? Bak şimdi. Otur otur. Ben de ara veririm. Biraz dinlenmiş olurum. Sınavdan çıktım ben de. Akşama kadar dersim yok. Biraz uzaklaşmak istedim. Sonra hadi Nejat'a gidip sürpriz yapayım dedim. İyi yapmışsın. Ofis çok büyükmüş. Odan da çok güzel, çok beğendim. Aslında senden bir şey istemeye geldim ben. Sürpriz de hani? Ya utandırma. Okulun açtığı fotoğraf yarışmasına katılacağım. Harika. Bana yardım eder misin diyecektim. İyi de yarışacak olan sensin. Fotoğrafları sen çek demiyorum ki. Fikir ver bana. Konu seçiminde yardım et. Çektiklerimi değerlendir. Eleme yap. Öyle şeyler işte. Tamam. Ama bir şartla. Birincilik ödülün her neyse yarısı benim. Birinci geleceğim kesin yani. İnşallah. Güveniyorum ben sana. Çok heyecanlandım. Daha Zülel'in haberi yok. O nerede? Okulda mı? Yok. Namık'la yemeğe çıktı. Kendini kötü hissettirdin bana. Niye? Israrcı olmaktan nefret ederim. Ama oldu. Birini yemeğe çıkartmak hiç bu kadar zor olmamış. İnatçı bir kızsın sen. Öyle şaşırmış gibi bakma. Bunu daha önce söyleyenler de olmuştu. Evet. Annemle Nejat söylüyor bazen. Nejat seninle ilgileniyorum diye bozuluyor. Hala o eski hediye olayına takıldım. Ondan. Yoksa niye bozulsun ki? Kuzenine göz kulak oluyorsun diye sevinmesi lazım.
yine seni korumaya yönelik. Seni üzeceğimi düşünüyor. Hayal kırıklığına uğratacağımdan korkuyor. Bir dakika. Benim bir hayalim yok ki kırılsın. Benim var ama. Sen ne söylemek istediğimi anlamazdan gelip hayallerimi şimdiden yerle bir etmek istiyorsun. Beni tanımıyorsun ama. Ben de en az senin kadar inatçıyım. Eyvah eyvah. O zaman biz seninle hiç iyi anlaşamayacağız. Eda döndü mü? Yok. Bu akşam dönüyor. Yemek gerçekten şahane. İyi ki ısrar etmişsin. Olayı ne oldu? Gitmemekte kararlı mısın Halim? Artık istesem de gidemem. Başvuru süresi geçti. İnşallah pişman olmazsın sonra. Olacağımı hiç sanmıyorum. Hadi ben gideyim artık. Seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Nefes aldım ben de. Kalkma kalkma. Ben giderim. Rica ederim. Nasıl oldun bebeğim? İyiyim anne. Bu kadar arayıp üstüme düşme. Hastayım diye okula gitmedin. Sabah yataktan çıkmadın. Hala bir şeyim yok diyorsun öyle mi? İyiyim tamam mı? Çok iyiyim. Hatta bomba gibiyim. Bir daha arayıp nasıl olduğumu sorarsan patlayacağım. Bir şeye öfkelenmişsin sen. Ne oldu bebeğim söyle. Hiçbir şey. Tamam. Beni rahat bırak. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Yarın akşam. Yarın da olur. O dün akşam mı? Bir tek bugünüm boştu. Artık gösteriye kadar her gün doluyum. Tamam. Sabredeceğim. Ama gösteriden sonra başka bahane ileri sürersen dinlemem. Haberin olsun. İyi günler. Güle güle. Ararım arada. Konuşuruz. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Teşekkür ederim. Artık komşu olduğumuza göre sık sık görüşeceğiz. Bir gün kahveye beklerim, buyurun. İnşallah. Hadi taksiye binelim. İyi günler. İyi günler. Demeli. Komşuyuz efendim. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz. İnanılmaz. Tehdit mi ediyor bizi yani? Bilmiyorum. Kulaklarım uğulduyordu heyecandan. Ne dediğini duymadım bile. Ah Nevseda. Ne işler açtın başımıza. Zamanında doğru... Her şey yeterince zor zaten. Ne olur
olur, siz de daha fazla zorlaştırmayın. İnşallah bir daha bozulmaz. Servis garantisi var mı bunun? Var efendim. İyi. Hadi elinize sağlık. Hey! Bu arabayı bir daha böyle bırakma. Niye? Adam gibi park et. Yolu kapatma. Kardeşim kamyon geçer buradan be. Ya adam gibi park edersin ya da çektiririm, ona göre. Ya kime ne zararı var? Çıkacağız şimdi. Çek diyorsak çek kardeşim. Halil abi. Komşuyuz şurada. İdare etsen olmuyor. Olmuyor işte. O kadar. Şşş, sakin ol. Bak ayıp oluyor. Bozuluyorum ha. Bozulursan bozul be. Beni korkutacağını mı zannettin? Ya Halil abi kes şunu. Ya sabır, ya sabır. Seni buraya geldiğine geleceğine pişman ederim ha. Ya Halil abi gir içeri. Hele bir yanlışını göreyim. Hele bir yanlışını göreyim. Gir içeri Halil abi. Surasında meymenet yok ki adamın. Çok ayıp. Ne istedin adamdan? Utanmıyor ya. Durup dururken sataştın. Yine iyi adammış. Bir şey demedi sana. Hey Allah'ım, hey Allah'ım. Ne oldu? Belli değil kızım bunların. Bize ne zararları var Halil abi? Komşu onlar. Ayıp. İyi geçinmemiz lazım. Bak annem duysa çok üzülür. Yukarıda mı annem? Doktora kontrole gitti Evset'le. Doğru ya. Bugün doktora gidecekti. Halil abi. Anne sen misin? Aa sen misin? Sevdiğin kekten aldım. Akşama sürpriz yapacaktım ama. Ne oldu? Niye erken geldin? Çünkü kafam bozuldu. Çünkü öfkelendim. Çünkü... Bir şey mi oldu? Bir de bir şey bilmiyormuş gibi sorma Zülal. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne yapıyorum? Namık'la yemeğe çıkmak ne demek oluyor? Israr etti. Çıkmak zorunda kaldım. Ne yapayım? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Senin arkadaşın. Senin yüzünden görüşüyorum. Beni suçlamaya başlamayın. Ona yüz verdin dedim diye kıyameti kopardı. Peki bu yaptığın ne oluyor ha? İki aradığı herifle yemeğe çıkıyorsun. Bu yüz vermek değil de nedir ha? Bak. Lafını bil de konuş, yine beni sinir etme. Sen de beni böyle delirtme. Yeter be. Bıktım artık. Sen bana böyle hükmedemezsin. Benimle böyle konuşamazsın. Böyle davranamazsın. Bana bak. Kuzenim olman bana böyle hükmetme hakkını vermiyor. Bunu aklından çıkarma. Sinir şey ya. Ne sanıyorsun kendini? Halil abi gider orada millete çatar, bu burada gelir bana bağırır. Sen erkek alanda kabahat zaten. Thank you.
hoş geldiniz diyemedik. Önce karakola şikayet ettik. Biraz önce de Halil abiyle bir tatsızlık yaşandı. Bunu iyi niyet hediyesi olarak kabul ederseniz sevinirim. Teşekkürler. Kaç yaşındasın sen?